Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Şeref verdiniz yayınıma. Evlerinize konuk oluyorum. Bursa'dan selamlar sunuyorum her birerlerinize. Merhaba arkadaşlar. Yaşadığınız şehirlerin hepsine selam olsun. Yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Görüyorsunuz, sizler de yoğun tempoyla çalışıyorsunuz. Dolayısıyla zaman içerisinde iyi şeyler sığdırmak istiyorum. İstiyoruz hep birlikte. İnşallah güzel şeyler de sığdıracağız diye ümit ediyorum. Değerli arkadaşlar, dün size hayvancılığı anlattım, bitirdim. Kalem, kağıt, evet umarım hazırlamışsınızdır. Biliyorsunuz ki hafıza tekniklerinden önemli olanı nedir? Hafıza tekniklerinden önemli olanlardan biri çizimdir değerli arkadaşlarım. Şimdi bakın, ben konsept olarak biraz farklı takılıyorum. Netice itibariyle coğrafya anlatmanın çok problem olmadığını düşünüyorum. Türkiye'de hakikaten sanal alemde de reel alemde de çok güzel ders anlatan arkadaşlarımız var. Hepsini takdirle karşılıyorum. Fakat öğrencinin artık güzel ders dinlemenin ötesinde farklı şeyler dinlemeye ihtiyacı var. Neden? Çünkü ÖSYM soruları gittikçe zorlaştırıyor. Dolayısıyla bunlara yönelik farklı teknikler uygulamak, geliştirmek gerekiyor. Ben de kendimi biraz bu işe adadım. Dolayısıyla sizlerin sıkıntı yaşadığınız konuları az çok biliyorum. O münasebetle sizlerde bu sıkıntıyı aşma adına arkadaşlar çizimi önemsiyorum. Tabii hafıza tekniklerinden biridir. Bunu tekrardan söylemiş olayım. Arkadaşlar bugün çok önemli bir çizim yapacağız. 2017 KPSS sınavında gelen bence coğrafyadaki en zor soruydu ve bence birçok coğrafya öğretmeni de ters köşe yapan bir soruydu. Doğalgaz boru hatlarını sormuşlardı. Aslında böyle bir soru bekliyordum ben doğrusu, fakat bu kadar rigid bir soru sorulacağını düşünmüyordum. Çünkü 2007 yılında evet, bulaşık yıkamayı yarıda bıraktım diyor Ebru Korkmazel yayın başladığı için. Valla kusura bakmayın sizi zorda bıraktıysam Ebru Hanım. Ama ortak saat 22 olarak sizlerden gelen dönütler de bu saat ağırlıklı olduğu için ben de bu saatte yaptım. Tabii zamanın müsait oldukça size göre biraz daha endeksleyeceğim kendimi arkadaşlar. Ama zamanın müsait olmadığı için bu zaman aralığına koymak durumunda kaldım. Şöyle bir haftadan sonra biraz daha saatler konusunda sizlere yönelik esnek olabilirim diye düşünüyorum. Yayınlar donuyor demiş. Arkadaşlar yayında bir sıkıntı var mı? Yayında bir sıkıntı olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Var mı sıkıntı arkadaşlar? Evet, yayında sıkıntı yok diye geri dönüt alıyorum. Evet, hakikaten her akşam yapıyoruz. Bakın yayına yeni katılan arkadaşlarımız da var. Ben zaten diğer yayınlarda da söyledim. Biraz Oğlak Burcu olmamın etkisi, biraz da artık 20 yıllık tecrübenin verdiği bir şey olsa gerek. Arkadaşlar ben bir şeyi kafaya koymuşsam yaparım. Bugün 21. gün oluyor. Bu arada bunu söyleyeyim. Biz yayına başlayalı 21 gün oldu. Bir davranışın karaktere dönüşmesi, bir olgunun davranışa dönüşebilmesi için 21 gün geçmesi gerekiyor. Bunu hem psikoloji kabul ediyor, hem tasavvuf kabul ediyor, hem Budist öğretiler bunu kabul ediyor. Dolayısıyla bir öğretmenin bunlara bigane kalması düşünülemez. Biz öğretmensek, eğitimciysek sadece işimiz coğrafyayı anlatmak değildir. Bunu en güzel nasıl anlatırım? Öğrenci de en güzel nasıl makez bulur anlatacağım şey bunun yollarını kovalamaktır. Arkadaşlar o münasebetle bu zamanı önemsiyorum. Dolayısıyla dikkatle dinlemenizi rica ediyorum değerli arkadaşlarım. Dün hayvancılığı anlattım, ondan önce tarım konusunu bitirdim, ondan önce nüfus ve yerleşmeyi bitirdim. Beşeri coğrafyada, ekonomik coğrafyada belli bir şekilde ilerliyoruz. Bugün size enerji hatlarını anlatacağım. Aynı zamanda her zaman olduğu gibi arkadaşlar yine bir dağ bir şehir bunları göstereceğim. Bunu biraz da dersimizin sonuna bırakmak istiyorum. Evet, şimdi katılan katılmıştır. Arkadaşlar bu arada çekilişinizi yaptım. Yayından sonra duyuracağım. Bunu da söylemiş olayım. Değerli arkadaşlarım, öncelikle umarım haritalarınız önünüzdedir.
Haritaları önünüze alınız arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlarım, enerjiden soru çıkar. Öncelikle şunu bir bulanık oldu galiba. Arkadaşlar, enerjiden soru çıkar. Enerji konusu. Şimdi de ekran tekrar görüntüde sıkıntıyı açtık galiba. Evet, yorum yapmadan dinleyiniz arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlarım, yayının sonunda bir de hafıza tekniği vereceğim. Bunu da söylemiş olayım. Yayın sonunda hafıza tekniği vereceğim. Arkadaşlar, beni dikkatle dinleyiniz. Not almanız gereken yerleri size zaten söyleyeceğim. Ben şu anda not almayınız. Sadece beni dinleyiniz. Not almanız gereken yeri zaten söyleyeceğim. Arkadaşlar, enerji kaynakları nelerdir? Öncelikle Türkiye'ye enerji yetmiyor. Türkiye'nin sanayisi gittikçe gelişiyor. Türkiye'de sanayinin gelişmesi tüketilen enerji miktarını arttırıyor. Dolayısıyla alternatif enerji dallarının geliştirilmesi gerekiyor. Arkadaşlar, 2017 KPSS sorusu Türkiye'de enerjide en çok neyin kullanıldığını ortaya koydu. En çok kömürün kullanıldığını ortaya koydu. Şu anda size soru çıkarsa enerjide en çok hangisi kullanılıyor? Kömür, enerjide birinci dedim. Arkadaşlar, bu gerek lignit kömürü gerekse de taş kömürü. Taş kömürünün bir kısmı ithal edilir. Enerjide birincidir. Bunu söylemiş olayım. Ama uzun zaman Türkiye'de enerjide birinci olan doğal gaz oldu. Türkiye doğalgazda dışa bağımlı bir ülkedir. Bir ülkenin dışa bağımlı olması hiç de iyi bir şey değildir. Siyasi yaptırım açısından ülkeyi arkadaşlar zor durumda bırakabilir. Şimdi enerjide kömür birinci, doğalgaz ikinciliğe geriledi. İlk defa 2016 itibariyle bunu söylemiş olayım. Peki biz doğalgazı nereden alıyoruz? Doğalgazı en çok temin ettiğimiz ülke Rusya'dır. Şimdi sizler şunu yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şunu yazınız arkadaşlar. Enerji kaynakları diye başlık atıyorsunuz. Sadece tükenebilen enerji deyin. Şunları yazmayın şu anda. Daha bunlara gelmeyeceğiz. Enerji kaynakları deyin. Tükenebilen enerji. Tükenebilir enerjinin altına önce doğalgazı yazın. Doğalgazı yazın. Yazdınız mı? Şu an doğalgazı anlatıyorum. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de çıkarılan doğalgaz Türkiye'deki ihtiyacın ancak 1 bölü 40'ını karşılıyor. Bunu söylemiş olayım. Türkiye'de doğalgazın çıkarıldığı yerler nereler? Hemen yazın. Türkiye'de doğalgazın çıkarıldığı yerler. Bir kere Düzce, Akçakoca'yı yazın. Bunların da hafıza tekniği var. Bunu daha sonra vereceğim. Düzce, Akçakoca. İkinci sırada Tekirdağ'ı yazın. Tekirdağ, Hayrabolu. Üçüncü sırada Kırklareli, Hamitabat'ı yazın. Hamitabat. Dördüncü sırada Mardin Çamurlu'yu yazın. Mardin Çamurlu. Bir kere bunu adını soyadını bilir gibi bileceksin. Bunu ezberleyeceksin arkadaşım. Ha, bununla ilgili hafıza tekniği var fakat bunu şu anda vermeyeceğim. Bütün hafıza teknikleri sizin zihninize boca edemem tek seferde. Ama Türkiye'de doğalgazın Türkiye'ye yetmediğini, Türkiye'nin 40'ta birlik ihtiyacını ancak karşıladığını bileceksin. Türkiye'de doğalgaz nerede çıkar? Tekirdağ, Hayrabolu, Kırklareli, Hamitabat, Mardin, Çamurlu ve neresi dedik? Düzce, Akçakoca. Değerli arkadaşlarım, Türkiye doğalgazın büyük kısmını nereden alır? Doğalgazın büyük kısmını biz Rusya'dan alırız. Doğalgazı en çok aldığımız ikinci ülke hangisidir? İran diye not alınız. Şuraya yazayım. Rusya doğalgazda birinci, en çok aldığımız ülke İran ikinci sırada. İran'dan aldığımız doğalgaz Türkiye'nin aldığı toplam doğalgazın %13'ünü oluşturur. Bunu da söylemiş olalım. Peki doğalgaz bize nasıl gelir? Hangi ulaşım yoluyla gelir? Boru hatlarıyla gelir. Hemen elinize kalemlerinizi alınız bakayım. Doğalgaz bize boru hatlarıyla gelir. Şimdi bu boru hatlarını çizeceğiz. Umarım hazırlıklı gelmişsinizdir. Şimdi
Arkadaşlar bakın şunu söylemiş olayım. Klasik yöntemle çalışmayı bırakın artık. Bazı konularda klasik yöntem sökmüyor arkadaşım. Ben sana şunu de demiş olsam ki, bak klasik yöntem anlatım yapayım ben sana. Sana diyeyim ki Türkiye'de ilk doğalgaz hattı batı hattıdır. 1903'te 83 ve 87'de Ukrayna'nın kuzeyinden Karadeniz'i aşarak Türkiye'ye giriş yapmıştır. Bu birinci doğalgaz hattımız. İkincisi Türkiye 2003 yılında geçen mavi akımdır. Üçüncüsü Bakü, Tiflis, Erzurum doğalgaz hattıdır. Dördüncüsü İran doğalgaz hattıdır. 2007'de devreye, 2004'te devreye girmiştir. Beşincisi TANAP'tır. Bunları bu şekilde anlattığım zaman senin dünyanda bir karşılığı yok. Ve sen bunu unutursun ve de arkadaşım karıştırırsın. O yüzden karıştırmamak için artık bakın olgun bir bireysiniz. Sizler de öğretmensiniz. Ben size öğretmen adayı derken bile hicap duyuyorum. Doğrusu arkadaşlar bunu öğrenmenin yolu çizmek. O münasebetle kalemlerimizi aldık. Bu doğalgaz boru hatlarını çiziyoruz. Sizler de umarım hazırsınızdır. Evet, ben klasik anlatımı yeğlemiyorum arkadaşlar. Farklı konseptle öğrencinin karşısına çıkmak istiyorum. Zaten klasik anlatımı yapıyorum ben. Ama öğrencinin aklında kalan hangisi? Bunun üzerine yoğunlaşmak lazım. Şimdi yanında Türkiye haritası olmayanlar, hazır Türkiye haritası olmayanlar şey yapsınlar. Ne yapsınlar? Bir tane dikdörtgen çizsinler böyle kaba taslak. Oradan devam ettirsinler. Değerli arkadaşlarım, öncelikle size şunu söylemem gerekir ki kırmızıyla çiziyorum. Bakınız, bu Türkiye. Türkiye'nin kuzeyinde hangi denizimiz var? Karadeniz var. Türkiye'ye ilk gelen doğalgaz boru hattı ve bunun soru değeri olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Batı hattı diye geçiyor. Rusya'dan geliyor. Karadeniz'in çevresinden dolaşıyor. Siz de benimle birlikte çizin ve Trakya'dan Türkiye'ye giriş yapıyor. Bakın Karadeniz'den geçmiyor ha, dikkat edin. Nereden geçiyor? Hep karalardan geçiyor. Ukrayna'dan geçiyor. Adeta bir yay çiziyor, yolu uzatıyor. Ve değerli arkadaşım üstüne not al. Buna ne yazacaksın? Kendi elinle yaz. Batı hattı ve karşısına 1987 yaz bakayım. Bu hat 1987'de açılmıştır. Türkiye'ye ilk doğalgazın geldiği boru hattıdır. Nereden geliyor? Rusya'dan geliyor değerli arkadaşım. Daha o dönemde Rusya yoktu aslında. SSCB vardı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ydi yanılmıyorsam. Daha Rusya dağılmamıştı. Dolayısıyla Türkiye'ye giren ilk boru hattıdır. Yazdın mı? Bak bunu çizmek zor bir iş mi? Kaç saniyemiz aldı? Batı hattı. Bunu ben sana niye anlatıyorum? Değerli arkadaşım, 2010, bak ne kadar da terlemişim yani. Şimdi bakın şu soru soruldu. Bu seneki KPSS sınavında 2007'de Türkiye'de inşası tamamlanan 211 kilometresi Türkiye sınırları içerisinde geçen Türkiye, Yunanistan, İtalya'nın dahil olduğu enterkonnekte sistemi ve doğalgazı Avrupa Ring Koridoru'ndan temin eden doğalgaz boru hattı hangisi diye soruldu. Yani yuh artık dedim ben ya. Bunun bir özelliği yok ki. Hani sen bir şeyi sorduğun zaman soru değerini taşır ya ilk olanı sorarsın ya en çok enerji akıtanı sorarsın ya Türkiye'nin ortak olduğunu sorarsın diğerlerinden farklı olanı sorarsın. Ya bu arada meze gibi bir şey adam bunu soruyor. Fakat bunu sormakla şunu haberini veriyor. Kardeşim buna dikkat et ben buradan yine soru sorarım. KPSS sorularına baktığınız zaman adam bitki örtüsünden soruyor. Ertesi gün ertesi gün diyor. Ertesi yıl değişik bir versiyonunu soruyor. Adam sınır kapısını soruyor. Ertesi yıl farklı bir versiyonunu soruyor. Adam kaç kere buzul dağlarından soru sordu, hala bıkmadı. O zaman sen doğalgaz boru hatlarından, petrol boru hatlarından soru gelme ihtimalini bekle. Bekle ama boş bekleme. Bunu kalıcı hale getirmek için ne yap? Çizime devam et. Şimdi ilk boru hattı nereden gelmiş? Karadeniz'in kuzeyinden batı hattı. Yanında ne yazdık? 1987 ve ilk boru hattı. Geçiyorum ikinci boru hattına. Değerli arkadaşlar ikinci boru hattı Rusya'da Karadeniz'in altından gelen bakın mavi kalemle çizdim. Hangi akım bu? Mavi akım projesi. Şöyle dondu galiba ekran. Arkadaşlar ekrandaki yazıları bir kez tıklamayla kapatabilirsiniz. Ekrandaki yazıları bir kez şimdi bulanık oldu. Tekrar görüntüyü çevireyim. Evet bakın şurası Karadeniz diye belirttik. Karadeniz yazıyorum. Mavi akımı diğerlerinden ayıran özellik nedir? Mavi akımı diğerlerinden ayıran özellik Karadeniz'in altından geçen boru hatları söz konusu.
ve mavi akım Türkiye'ye değerli arkadaşlarım en çok doğalgazı en çok akıtan boru hattıdır. Peki mavi akım nereye geliyor? Bak, Samsun'dan Türkiye'ye giriş yapıyor. Samsun'dan Türkiye'ye giriş. Bak, burası Bafra Deltası biliyorsunuz. Samsun'dan Türkiye'ye giriş yaptırın bakayım. Getirin şöyle Ankara yazın şuraya. Ankara yazın. Ankara'da interkonnekte sisteminde toplanıyor. Ve buradan Ankara'dan arkadaşım nereye gidiyor? Avrupa'ya gidiyor. Ve bu akım ne akımı? Bak, V çizdi adeta, mavi akım. Mavi akım deyince bir aralar Bruce Willis'in Mavi Ay diye bir dizisi vardı. O aklıma geldi. Mavi akımın yanına kaç yazacaksın? Bak, şuraya istersen M yaz. Buna B yazabilirsin. Batı hattı. Mavi akım arkadaşlar 2003 yılında açılmış, hizmete girmiştir. Yazdınız mı bunu? Mavi akım. En önemli boru hattıdır. Şu an Türkiye'ye doğalgaz tedariği sağlayan. Mavi akımla ilgili şunu da söylemiş olayım. Değerli arkadaşlar, mavi akımın Türkiye'ye girdiği yıllarda o zaman Mesut Yılmaz hükümeti vardı. Mesut Yılmaz'ı bilenler bilir. Bakın, ben siyaset anlatmıyorum, siyasi coğrafya vardır. Şu anda hafıza tekniğine göre metafor kullanıyorum. Anlattığım şeyle ilgili ne kadar yaşanmışlık aktarırsam o kadar aklında kalıcı olur. Mesut Yılmaz'ı bilen bilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlarından biridir ve fakat Mesut Yılmaz Yüce Divan'da yargılanmaktan zor kurtuldu. Neden? Çünkü Mavi Akım projesinde ciddi yolsuzluklar yapıldı. Normalde 12 dolar olan gaz Türkiye'ye 48 dolardan satıldı. Türkiye'ye tam 4 katı fazla fiyatla satıldı. Peki Türkiye niye bile bile lades oldu? Arada bazı yolsuzlukların olduğu, bazı hükümet yetkililerin bundan istifade ettiği arkadaşlar netleşti. Nitekim Mesut Yılmaz hükümetinin Enerji Bakanı Güneş Taner Yüce Divan'da yargılandı. Dikkat edin, Türkiye'nin siyasi tarihine baktığınızda genelde Enerji Bakanları Yüce Divan'da yargılanıyor. Neden? Çok büyük paraların döndüğü bir alan. Oraya gelen adam kendine engel olamıyor. Arkadaşlar, oradaki bürokratlar çok muazzam paralar döndüğü için arkadaşlar bazen başları dönebiliyor. Mavi akımda o dönemki hükümetin başını döndürmüştür. Mesut Yılmaz yargılanmaktan zor kurtulmuştur. Daha sonra Bulgaristan'da bir Türk tarafından yumruklanmıştır. Adam 2 hafta tam burnu kırık gezdi kameralar karşısında. Şimdi değerli arkadaşlar, Mavi Akım'ın böyle bir hikayesi var. Geçiyorum. Bir diğer önemli boru hattı, onu da yeşil kalemle çizmek istiyorum. Çok çok önemli. Şimdi arkadaşlar, Azerbaycan'dan gelen bir doğalgaz boru hattı var. Bak, yeşille çiziyorum. Erzurum'dan getir bakayım bak. Bu hat Bakü'den yola çıkıyor. Aslında Bakü şuralarda bir yerde. Aha da şurada Bakü. Şuraya bir Bakü yaz bakalım. Ben bir taraftan telefonu tutuyorum, bir taraftan yazıyorum. Sen bana göre daha rahatsındır. Şurada Tiflis'i yaz bakalım. Kendi elinle yaz. Yaşanmışlık kat eğitime. Bakü, Tiflis. Bakın, bu önce Erzurum'a geliyor. Erzurum biraz daha kuzeyde şurası. Erzurum'a geliyor. Erzurum. Hatta bu hattın adı BTE oluyor. Bakü, Tiflis, Erzurum hattı diye oluyor. Anlaşıldı mı arkadaşım? Daha sonra bu hat devam ediyor buradan. Dikkat et. Şöyle geliyor. Bir hattı Adana'ya giriyor. Adana Yumurtalı. Bunun bir parçası da şöyle gidiyor. Bak, nereye gidiyor? Dikkat et. Yine Avrupa'ya. Şöyle uzaktan tutuyorum. Bakü'den başladı. Tiflis'e geldi. Erzurum'a geldi. Erzurum'dan geldi arkadaşlar. Çatal yaptı. Bir hattı Adana Yumurtalı'ya geldi. Adana Ceyhan'a. Zaten bu hattın adı nedir? Bakü, Tiflis, Ceyhan'dır. Adana, Ceyhan. Bak, Bakü, Tiflis, Ceyhan. Sen bunun üstüne hemen şey yazar mısın? BTC hattı diye yaz bakayım. BTC. Bakü'den çıktı, Tiflis'e geldi. Daha sonra Çatal yaptı. Bir hattı Adana, Ceyhan'a geldi. Bir tarafı da diğer hattı nereye gitti? Avrupa'ya gitti. Neden? Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin coğrafi konumu muazzam bir konuma sahip. Düşmanı kıskandıracak bir özelliğe sahibiz. Biz zaten başımızdan belalar eksik olmuyor. Biliyorsunuz, Türkiye'nin çevresinde olaylar bir türlü eksik olmuyor. Bakü, Tiflis, Ceyhan hattı Rusya'yı bypass eden bir hattı. Rusya bundan hiç hoşnut olmadı. Hatırlayınız,
Bu hattın 2011, 2012, 2013'lü yıllarda inşası devam ederken değerli arkadaşlarım, Rusya Gürcistan'ın iç işlerine karıştı. Gürcistan'da yönetimin değişmesine katkı sağladı. O zaman Shevardnadze vardı. Sonradan başka biri geldi. Oradaki Abazya Türklerini ayaklandırdı. Daha da içini soğutmadı. Rus uçakları gitti bu boru hattını bombaladı. Putin çok deli bir adam. Doğruya doğru adam muazzam siyaset biliyor. Diplomasiyi muazzam yürütüyor ve bence şu anda İngilizlerden sonra dünyada en iyi diplomasiyi yürüten adamdır. Tek başına Orta Doğu'da rol biçiyor. Amerika'ya kafa tutuyor ve yanında hiç kimse yok. Türkiye'yi yanına çekmeyi de başardı. Dolayısıyla Putin hem siyasi bir deha benim nazarımda hem de bir diktatör şeyi var adamda. Yani adam diyor ki boru hattında niye benim ülkemden geçmiyor? Niye Rusya'yı bypass ettin diye gitti Bakü Tiflis Ceyhan'ı bombaladı. Bakın Nabukko projesi diye bir şey vardı. Bunu duydunuz mu? Nabukko. Umarım duymuşsunuzdur. Çünkü bu kadar gündemden uzak kalmanıza anlam veremem arkadaşlar. Nabukko. Hemen buraya tutuyorum. Değerli arkadaşlarım, yorumları kapatıyorum. Şimdi bakınız, bu aynı zamanda dünya siyasetini ilgilendirdiği için ben size enerji konusunu anlatırken dünya siyasetinden bağımsız anlatamam ki. Nabukko projesi vardı. Türkiye Nabukko projesine ortak olmak istedi. Nabukko projesi Rusya'yı devre dışı bırakıyordu. Yine Azeri gazını ve Türkmenistan gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacaktı. Rusya devre dışı kaldığı için yine buna rıza göstermedi. Türkiye'yi ikna etti. Nabukko projesinden vazgeçirdi. Nabukko şu anda rafa kalkmıştır. Bunu bilin. Türkiye'ye cazip tekliflerde bulundu. Az sonra bahsedeceğim. Türkiye vizeleri kaldırdı bir ay. Türkiye'den sebze meyve ithalatını arttırdı. Sırf Türkiye'yi vazgeçirmek için. Nihayetinde başarılı oldu. Şimdi birinci hattımız Batı hattıydı. İkinci hattımız Karadeniz'in altından gelen Samsun'dan Ankara'ya, oradan Avrupa'ya giden mavi akımdı yazdınız. Üçüncü hattımız Bakü, Tiflis, Adana, Ceyhan'a gelen BTC hattı. Ve bu hatta biz hemen ok işareti çıkarın. Aynı zamanda TANAP projesi diyoruz. TANAP. Trans Anadolu Boru Hattı. Bu projeyi diğerlerinden ayıran özellik, bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Türkiye bunun %30'una ortaktır. Hemen not al. Al sana soru değeri olan yüksek bir proje. Türkiye'nin ortak olduğu tek boru hattı projesidir bu. %30'una ortak. Peki diğerlerinde nasıl bir durum var? Arkadaşlar, Türkiye normalde bir boru hattı Türkiye'den geçiyorsa ondan kira alıyor. Mesela başka boru hatları da var. Petrol boru hatları da var. Irak'ın Kerkük, Yumurtalık. Ne yapıyoruz biz ondan? Kira alıyoruz. Bizim ülkemizin topraklarını kullandığı için. Efendim ama TANAP projesine Türkiye %30'una ortaktır. Diğerlerinden ayıran özellik budur. Bunu da yazdık mı arkadaşlar? Şimdi bakın 3 önemli boru hattı projesini söylemiş oldum. Gelelim bir başka boru hattı projesine. Onu da kahverengiyle çizeyim. Biz doğalgazın %13'ünü İran'dan alırız dedim. Arkadaşlar şurada İran, bakın İran'dan gelen hat şurada birleşiyor. Hemen buraya da bir İran yazın bakalım. İran doğalgaz boru hattı İran. İran'dan geliyor. Diğeriyle birleşiyor. Hatta Doğu Anadolu'daki doğalgazın büyük kısmı buradan tedarik ediliyor. İran'dan gelen doğalgaz üzerinden. Şimdi bak önemli bir şey söylüyorum. Bu KPSS'deki komisyon bu sene sorduğu soruda o Yunanistan'dan geçen doğalgaz boru hattının 2007'de yapıldığına vurgu yapmıştı değil mi? Şimdi ben bir öğretmen olarak kendimi buna hazırlamam lazım. O zaman İran'daki boru hattının tarihini de sorabilir. Bu boru hattı ne zaman açılmıştır? Altına 2001 yazın. 2001 yazdınız mı? Evet. Peki Azerbaycan TANAP ne zaman devreye gidecek tam manasıyla? 2018 yazın bakalım. 2018. Bak al sana 2018 sorusu olabilir bu. 2018'de tam manasıyla devreye girecek TANAP. İran'daki 2001. Bu 2003 Mesut Yılmaz hükümetinden örnek verdim. Şu 1987 ilk boru hattımız. Ve gelelim. Bence soru değeri en yüksek olanlardan bir tanesi arkadaşlar. Onu da ne ile çizeyim? Onu da lila renkle çizeyim.
Soru değeri bence yüksek, en yüksek olan boru hattı Türk akımı arkadaşlar. Türk akımı. Türk akımı nedir? Yine Rusya'dan başlıyor, şuradan başlıyor. Yine Karadeniz'in altından geçiyor, dikkat et. Karadeniz'in altından geçiyor ama Trakya'ya direkt gidiyor. Trakya'da yaklaşık 200 kilometre kat ettikten sonra Avrupa'ya gidiyor. Karadeniz'in altından geçen iki tane boru hattı var. İlk mavi akım ve diğeri de nedir arkadaşlar? 2016'da Türkiye Cumhurbaşkanı ile Rusya Devlet Başkanı'nın birlikte imzaladığı ve adına Türk akımı dedikleri boru hattı. Putin gerçekten çok uyanık. Aslında bu boru hattının bize çok faydası yok da adını Türk akımı yaparak bizim zaaflarımızdan yararlandı. Biz biliyorsunuz bu tür şeylerden hoşlanıyoruz. Yani milliyetçiliği çağrıştıran ifadeler bizi cezbediyor. Adam da ne yaptı? Bu boru hattını Karadeniz'in altından geç. Aslında adamın amacı ne? Adamın amacı doğal gazını Avrupa'ya ulaştırmak. Şimdi bak soru şu. Putin niye Avrupa'ya şu yolu takip ederek gitmiyor da Karadeniz'in altından Türkiye'den. Türkiye'den bak bir kırtık bir şey geçmiş yani tabiri caizse Erzurumların tabirinden. Türk akımı projesi neden Karadeniz'in altından geçti de batıdan ilerlemedi? Çünkü arkadaşlar şurada bir ülke var. Bu ülkenin adı Ukrayna. Rusya'nın buradaki amacı Ukrayna'yı bypass etmek. Ukrayna'yı da devre dışı bırakmak. Gündemi takip ediyorsunuz. Ukrayna'da sürekli yönetim değişiyor. Bir kadife devrimler oluyor. Bir bilmem hangi artık kumaş isimleriyle isimlendiriliyor. Bilmem ne de bir Amerikan yanlısı devlet başkanı geliyor. Bir Rusya yanlısı devlet başkanı geliyor. En son Rusya Ukrayna'ya müdahale etti biliyorsunuz. Dolayısıyla Ukrayna'yı gazsız bırakmak için adeta cezalandırıyor. Ukrayna'yı devre dışı bırakmak için Türk akımını devreye soktu. Bir taşla iki kuş vurdu. Hem Ukrayna'yı devre dışı bıraktı hem de Türkiye'yi kazanmış oldu. Türkiye bu aralar biliyorsunuz bir yalnızlık yaşıyor dış siyasette. Avrupa Türkiye'ye çok fazla bu aralar iyi niyet göstermiyor. Amerika Türkiye'nin güneydeki menfaatlerine uygun hareket etmiyor biliyorsunuz güneyde PYD'yi silahlandırma olayı var. Türkiye'nin bu kafa karışıklığını Rusya iyi değerlendirdi. Ağzına adeta bir parmak bal çalarcasına bu doğal gaz hattını Türkiye'den geçirdi. Hem Türkiye'yi kazandı yandan hem de Ukrayna'yı devre dışı bırakmış oldu. Türk akımı ne zaman devreye girecek? Hemen üstüne yazın arkadaşlar 2019. 2019'da devreye girmesi planlanıyor. Not aldık mı arkadaşlar? Not aldık mı? Bakın ben bu boru hatlarını size anlatmam gerekir. Çünkü bundan soru geldi. Siz sınava bunları bilmeden giremezsiniz. Bunları çizmeden de aklınızda kalması zor. Tekraren söylüyorum ondan sonra bu mevzuyu geçeceğim. İlk boru hattı Batı hattı 1987. Muhtemelen o dönem Gorbaçov vardı. Rusya'nın başında ve Rusya dağılmamıştı. Türkiye'ye nereden geliyor? Trakya'dan giriyordu. 1987. İkincisi Mavi Akım Samsun'dan girdi ve oradan Türkiye'ye dağıldı ve Avrupa'ya ulaştı. Üçüncüsü TANAP inşası başladı. TANAP büyük bir projedir. Aynı zamanda bunun bir diğer adı da var arkadaşlar. Şah Deniz projesi. Bunu da yaz. Şah Deniz. Şah Deniz derken Hazar Denizi'ni kastediyor. Çünkü bu Hazar Deniz'in altı adeta petrol denizi, adeta doğal gazla dolmuş bir depo. Hazar Denizi muazzam zengin. Ve Azeri gazı bizim üzerimizden Avrupa'ya gidiyor. Türkiye normalden bundan kira ücret alması gerekiyor ama ne yapıyor? %30'una ortak olmuştur. Bir hattı Ceyhan'a gelmiştir. Ve burada bir başka not daha çıkarın arkadaşlar. Türkiye'nin enerji terminali olmuştur Ceyhan. Adeta şöyle desek hata olmaz. Türkiye'nin enerji başkenti olmuştur. Adana Ceyhan. Boru hatlarının kesiştiği, düğümlendiği bir nokta olmuştur. Ceyhan, Yumurtalık, Adana. Not aldık mı arkadaşlar? Enerji terminaline dönmüştür. TANAP'ın diğer adı Şah Deniz. Bu TANAP ilk halinin adı BTE demiştim. Bakü, Tiflis, Erzurum. Hemen altında İran doğalgazı 2001'de, TANAP 2018'de, Mavi Akım 2003'te, Türk Akımı 2019'da ve Batı Hattı 1987'de açılmıştır. Bunu da söylemiş olayım. Değerli arkadaşlarım, bakın ben bu verileri direkt Enerji Bakanlığı'nın sitesinden aldım. Çünkü bu veriler hiçbir kitapta yok. Bunu söylemiş olayım.
Ben şu anda hazırladığım kitabıma bunu yerleştiriyorum. Bakın şöyle tutayım. Haritalarla coğrafya, ben bunu sizden önce çizdim. Yani dizgisini yapıyorum, tasiyini yapıyorum. Bu boru hatlarını sizden önce çizdim. Bunu matbaaya vereceğim zaten. İşte bir taraftan o haritaları yetiştirmeye çalışıyorum. Şu anda hiçbir piyasadaki hiçbir kitapta bu boru hatlarıyla ilgili detaylı bir bilgi yok. Çok üstün körü geçilmiş. Direkt Enerji Bakanlığı'nın sitesinden bunları aldım. Soru değeri taşıyacağını düşünüyorum. Soru gelse de hani bunlardan gelir. Daha başka bir şeyi soramaz. Doğalgaz boru hatları olarak söylüyorum. İran doğalgazını anlattım. BTE'yi anlattım. Ha, soru neydi? Bu seneki soru. Onu çizmiyorum. Çünkü o soruldu artık. Adam aynı şeyi tekrar bu sene sormaz. Gelen soru da şuydu işte. Türkiye, Yunanistan, bir de İtalya, yani Akdeniz ülkeleri. Zaten soru neydi? Hazar Havzası ile Akdeniz ülkelerinin doğal gazını bir yerde birleştirme, interconnect'e diyoruz buna. Türkiye'yi ve Yunanistan'ı İtalya'yı içine alan bir boru hattıydı. Siz bunları bilin. Ben dersten sonra bunun görselini de atarım çizemeyenler için. Fakat tekrar söylüyorum arkadaşlar. Marifet size görsel atmak değil. Bu görseli size çizdirmek. Ya ben burada fantazi peşinde koşamam. Popülarite peşinde koşamam. Artık bu işin eğitimin çilesini çekmiş bir insanın sizlerin de neler yaşadığınızı biliyorum ben. Yani dershaneye çalıştığım kuruma evli çocuklu insanlar geliyor. Çocuğun nereye bırakacaklarını bilemiyorlar. Hakikaten dramatik şeyler bunlar. Eşi bir taraftan evde bulaşıkla ilgileniyor. Yani beyefendi. İşte hanımı dershaneye geliyor. İki tane çocuğu kayınvalideye bırakıyor. Bazen çocuklarla almaya geliyor. Yaz kış demiyor. Bakın bu insanlar gerçekten kolay değil. Dolayısıyla bunu gördüğün zaman ben bir pratik oluşturmam gerekiyor. Benim katkım klasik ders anlatmak olmamalı öğrenciye. Bakın onlardan bir tanesini daha göstereyim. Hakikaten bu işe ben kafa patlatıyorum. Buna ciddi bir zihinsel enformasyon harcıyorum. Sizlerden gelen geri dönütlerinde pozitif olduğunu görüyorum. Ben bunu zaten canlı yayınlarda anlatmadan önce 4-5 yıldır anlatıyorum. Beni bilen öğrencilerim bilir. Ben zaten Instagram'daki bu sosyal medyadaki derslerin çok verimli olmayacağına inanıyordum. Ama bu mecrada ciddi bir aktiviteye denk gelince, insanların artık bu alana yöneldiğini görünce bari buradan sunalım, insanlar istifade etsin diye düşündüm. Bakın yine bir boş bir Türkiye haritası almanızı istiyorum sizden. Bu arada yorumları açalım. Herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? Şimdi bakın. Bu çizimi de yapayım. Boş bir Türkiye haritası aldınız mı arkadaşlar? Arkadaşlar boş bir Türkiye haritası alın. Bak sizlerle basit bir çizim yapacağız. Evet. Görüntüde herhangi bir sıkıntı yok değil mi? Arkadaşlar şimdi bakın bu soru diyor. Boş Türkiye haritasını nereden temin edebilirim? İnternet kafeye gidiyorsunuz. Google'dan dilsiz harita yazıyorsunuz. Bir sürü boş Türkiye
En çok